Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz tekrar. Sporex Park'ın hazırladığı canlı yayın başlıyor. Ben Serkan Uludağ, tekrar karşınızdayım. Bugün 12 Kasım 2012, günlerden pazartesi. Haftanın ilk işlem gününün ikinci canlı yayınında tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Saatlerimiz 16.52 şu anda ve paritelerde tamamıyla bir bekleyiş var şu anda görmüş olduğunuz gibi. Euro-dolar paritesiyle başlayalım. Bugün için aşağıda 26.90 seviyelerini hedefliyoruz arkadaşlar. Bu hedefimiz hala geçerli olmaya devam ediyor. Gün içi kırılma aralığımız 27.67, 27.91 aralığı arkadaşlar. Bu seviye kırılmadığı takdirde biz aşağı beklentimizi korumaya devam ediyoruz. Çok kısa vadeli çalışanlar ise şuradaki hareketli ortalamayı takip edebilirler. Şablonu indiren arkadaşlar zaten hareketli ortalamayı göreceklerdir. Herkese açık zaten bu. Eğer ki şablonları indirdiyseniz buradaki hareketli ortalamadan bize birkaç kere aşağı yönlü fırsat tanıdığını da görüyoruz. Yalnız paritede aşağı doğru hareket konusunda zorluk çekiyor. Aynı yukarı doğru hareket konusunda zorluk çektiği gibi yatay bir piyasa var şu anda. Bunun sebebi de Avrupa Maliye Bakanlarının Yunanistan konusunda bir karar verip vermeyeceği şu anda özellikle çok merak konusu. Eğer ki Yunanistan'a bir yeni bir yardım paketi, yardım dilimi daha doğrusu kredi dilimi açıklanırsa, onay gelirse buna, bu durumda doğal olarak paritede hızlı yukarı tepkilerle karşılaşabilir ve şuradaki bölgeye hızlı bir şekilde ulaşabiliriz. Hatta belki daha da üzerinde 28-29'lara doğru bir hareket gelebilir. Onu söyleyelim arkadaşlar. Ama eğer ki tekrar böyle bir durum söz konusu olmazsa, yani çünkü şu anda bu toplantıdan açıkçası çok fazla kredinin serbest bırakılacağı düşünülmüyor bugün için. Eğer ki bu şekilde gerçekleşirse yukarı hareketler yine sınırlı kalmaya devam edecek ve aşağı doğru aşağı trend devam edecektir diye düşünüyoruz. Yine de takip etmekte fayda var. Şu anki görünüm bu şekilde. Biz aşağı hareketin biraz daha mümkün olacağı konusunda görüş belirtelim. Karar sizin olacaktır her zamanki gibi. Son kararı size bırakıyoruz. Sadece görünen bu. Biz olanı söylüyoruz. Artık devamını siz getireceksiniz. Sterlin dolar için baktığımızda ise açıkçası arkadaşlar yine yukarı hareket için pek bir sinyal almıyoruz. Hatta şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi bakın, ikisi de saatlik grafik bunların. Bu iki saatlik grafiğin yan yana koyduğumuzda şöyle bir durum söz konusu oluyor. Gördüğünüz gibi Euro-dolarda son saatlerde yukarı doğru bir tepki varken sterlin dolarda gayet aşağı yönlü bir hareket söz konusuydu. Yani Euro-dolar şurada yaklaşık olarak 40 pip yukarı hareket ederken sterlin dolar ortalama olarak 49 pip civarlarında aşağı hareket etti. Bunun da tek bir açıklaması var. Bu da sterline satışlar geliyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edilmesi gereken yerler şu anda sterlin dolar paritesi için aşağıda muhtemelen 58-51 seviyesi, arkasından da 58-01'e doğru bir hareket gelebilir. Ama gün içerisinde tabii ki yukarı doğru tepkilerle karşılaşma ihtimalimiz var. Bizim bugün kırılma seviyemiz 1.5982'lerdi. Artık bunu yavaş yavaş gece saatlerinde, Amerika'nın da bugün kapalı olduğunu düşünürsek, biraz daha aşağı çekmek isterseniz eğer ki riski azaltmak için, bu da mümkün. Bu da 59-32 seviyesine çekebilirsiniz. Bu seviyenin altında aşağı hareket bekleme ihtimalimiz söz konusu olacaktır. Bu seviyelerde yine aşağı hareket beklentisi için küçük stoplarla değerlendirilebilir diye görüş belirteyim. Dediğim gibi yine gerisi size kalsın arkadaşlar. Evet, şu an için sterlin dolarda da görünüm bu. Bakalım aşağı doğru hareketine devam edebilecek mi, ya da buradan yukarı doğru tepki verip şu seviyelerden tekrar aşağı doğru geri çekilmelere devam edecek mi? Çünkü bunu yaptığı zaman aşağı trendin devam ettiğini anlarız ve bizim için çok güzel bir sinyal olur. Özellikle şuradaki 59-30 civarlarından geri dönüş başlatırsa. Ve altın için görüşümüzde bir değişiklik yok arkadaşlar. 1740 seviyesinin altında kaldığımız sürece biz aşağı hareketin devamını bekliyoruz. Zaten sitemizde de bunu belirtmiştik hatırlarsanız. Saat 15.45 civarındaydı sanırım. Bir analiz paylaşmıştık. Hemen bakalım.
Evet, 15.43'te paylaşmışız. S4 grafikte net olarak gözüken 1740 direnci geçmekte zorlanıyor. Bu nedenle sabahki canlı yayında belirttiğimiz gibi 1740'ın altında kaldığımız sürece aşağı hareket beklentimizi koruyoruz. 1727-84, 25.08 ve 1720-55 destekleri hala önemini koruyor diye de belirtmiştik. Hala da aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. 1740 seviyesinin çok yaklaştı. Bakın şöyle bir 38-15 civarlarına kadar bir hareket etmemize rağmen 1740 kırılamadı. Ve buradan aşağı doğru salınımlar yavaş yavaş gelmeye çalışıyor şu anda. Bakın saat grafiklere baktığımızda da yukarı denemeler genellikle başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bakalım 32'lerin de altına inebilirsek herhalde aşağı hareketin devamı gelecektir diye düşünüyorum. 32-40, 32-00 o civarlar önemli arkadaşlar. Lütfen buradaki bölgelere dikkat edelim. Ani bir hareketler olursa da 1740'ın üzerinde daha fazla aşağı beklenti içerisinde olunmaması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Tabii ki son karar yine sizin olacaktır. Şöyle bir şey söyleyebiliriz. Daha önce neden 32.40 diyoruz? Çünkü yine burada görmüş olduğunuz beyaz hareketli ortalamamız şu seviyelerde çok güzel bir destek olmuştu. Ve bize şu hareketi yaklaşık olarak 194 piplik hareketi yakalamamızı sağlamıştı. O yüzden önemli olduğunu söyleyeyim. Bu seviyenin altına inersek aşağı hareket hızlanabilir. Tamamdır. Evet ve Dolar TL'de bugün Merkez Bankası Başkanı Başçı'nın yaptığı açıklamalarla beraber hafif bir yukarı doğru tepki içerisine girdi. 1.80'lere ulaştık arkadaşlar. Sabahki canlı yayınımızda da ne demiştik sizlere? Yukarı doğru hareket beklentimizi koruyoruz. 79.28'in üzerinde 79.56 ve 80.00'lar var demiştik arkadaşlar. Sabahki canlı yayını takip eden arkadaşlar da bu işten en karlı çıkanlar oldular. Çünkü çok güzel hedefleri yakaladılar. Gece saatlerinde de muhtemelen kırılma noktamız 1.78.10 demiştim diye düşünmüştüm. Bu seviyenin üzerinde yukarı doğru tepkilerle karşılaştık ve yaklaşık 200, daha doğrusu buraya hiç gelmedik de gün içerisinde en düşük şu seviyeleri gördü ve 150 piplik bir yukarı hareket yaptı. Biz ne yapabilirdik? Eğer ki sabahki canlı yayından sonra şu seviyelerden faydalandıysak bile bu bizim için güzel bir kar bırakmıştır. Çünkü bu sabah canlı yayını 9.45-10 arası yapmıştık. Yani şu bar bitip şu bar kapandığında biz canlı yayınladık zaten. Ve buradan sonra şu şuranın üzerinde en azından şuradaki 74 pip civardaki karı almış olabilirsiniz diye düşünüyorum. Buradaki seviyeler çünkü güzel çalıştı. Bakalım şimdi 80'lerin üzerine tutunabilecek miyiz? 80-81 aralığına girebilecek miyiz? Bunu göreceğiz. Herhalde girersek analizler hala yukarı yönde olmaya devam edecektir diye devam ederiz biz de. Bu konuda da görüşümüzü belirtiriz. Günlük kapanış tahmini isterseniz arkadaşlar özellikle 79-56'nın üzerinde bir kapanış yapmasını öngörüyorum. Bakalım bunu yapabilirse yukarı hareket muhtemelen önümüzdeki günlerde de devam edebilir. Peki arkadaşlar şu an için bu kadar diyelim. Özetler için özellikle gerisini burada bizimle beraber olan arkadaşlarla devam edelim. Genel piyasa görünüm şu anda bu şekilde. Detayları birazdan paylaşacağız sizlerle.